Piyasa Masası'ndan günaydın. Ben Zeynep Erataman, araştırma müdür yardımcımız Gizem Uzuner Gençlük'le beraber az sonra hem bilanço takvimini ele alacağız hem de piyasadan beklentileri aktaracağız. Öncesinde ise Ahlatçı Yatırım'a dönüyoruz her sabah olduğu gibi. Genel müdür yardımcısı Mehmet Çelik bizimle beraber bu sabah. Mehmet Bey günaydın. Viyop tarafında artıda bir açılış gördük. Dün TL cinsi varlıklarda gördüğümüz değer kayıplarının bir miktar telafisi yaşanabilir mi? Bugün ne dersiniz? Günaydın Zeynep Hanım. Evet, dünkü panik satışlardan sonra bugün vadeli endekste bir miktar 0.90 gibi bir artışla güne başlamış bulunmaktayız. Dün özellikle İdlib'de yaşanan bir hafta aradan sonra rejim güçlerinin top atışları sonucu yeniden 5 askerimizin şehit olması, buradan da kendilerine Allah'tan rahmet ve milletimize başsağlığı diliyorum. TL varlıklara olan bakışı ne yazık ki biraz negatif bir bölgeye itmiş durumda. Yakın zamanda %10'lara kadar varan gösterge bonodaki gevşeme %11 seviyesine, borsa endeksinde de son haftalarda gördüğümüz işte 124.500 gibi rakamlardan 116.500'lere doğru bir miktar da panikle dünkü bu olay sonrası gelmiş bulunmaktayız ama borsanın dün itibariyle 117.500 desteğinin üzerinde 118.300 gibi bir bölgede kapamış olması en azından sevindirici diyebiliriz. Bugün bahsetmiş olduğunuz gibi bir miktar tepkiyle başlıyoruz. Bunda global anlamdaki borsalardaki risk iştahının halen pozitif olarak devam etmesinin de etkisi var. Dün ABD borsalarında pozitif bir kapanış, sabah da Asya borsalarında yine pozitif seyir devam ediyor ve aynı şekilde vadeli ABD endekslerinde yine pozitif bir çizgide olduğunu görebiliyoruz. Bizim tarafa özel biraz daha bakarsak son dönem özellikle Merkez Bankası'nın ve BDDK'nın TL swaplar ve bankacılık konusunda atmış olduğu adımlar yabancı yatırımcıların özellikle TL'ye ulaşma konusundaki zorluğu sanırım TL varlıklarında bir miktar satışı düşündürüyor veya böyle bir sonuç gözlemliyoruz. Bu da özellikle geçen hafta Perşembe gününden bu yana Borsa İstanbul'da ve faizler konusundaki satışları gördük. Ve toplam total anlamdaki global piyasalardan negatif bir ayrışmaya sebep oldu bu adımlar. Bu adımların etkisinde bugüne başlayacağız. İdlib konusu Türkiye'nin ne yazık ki yumuşak bir karnı olmaya devam edecek. Burada Rusya ile olan temaslar devam ediyor bildiğiniz gibi. Yani tahminim bu konunun sahadan ziyade masada çözümlenecek olması veya çözümlenebilecek olması TL varlıklara olan bakışı değiştirebilir olumlu anlamda. Ancak masada güçlü olabilmeniz için sanıyorum sahada da bir varlığınız olması lazım. O nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde bu bölgeye oldukça ciddi bir yığınak yaptığını görüyoruz. Global anlamdaki iklime bakarsak borsalarda başta da söylediğim gibi pozitif bir seyir devam ediyor. Orada bir problem yok. Koronavirüsle ilgili gelişmeler bir yandan izleniyor ama yayılma hızının yavaşlaması bir miktar sevindirici. Bu totalde risk iştahında bir değişiklikle şu an için yol açmıyor. Ancak veri olarak bakıldığında da bugün İngiltere'de büyüme ve sanayi üretim verileri takip edilecek. Bir yandan da ABD'de Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı Sayın Powell'ın kongre sunumu izlenecek. Bu bilgiler ışığında tekrar içeriye dönersek borsa endekste güne sanıyorum 119.000 seviyelerin üzerinde belki eğer hava biraz daha da olumlu olursa 120.000'lere doğru yeniden bir atak içerisinde olabilir. 117.500 temel destek noktamız devam ediyor. Bunun altında 116.500 seviyesi var. 120.000 seviyesi şu an için kritik ama şunu söyleyebiliriz. 121.500 asıl bizim kırılma noktamız veya pivot seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerine eğer önümüzdeki günlerde yeniden atabilirse borsa endeksi yeniden bir yükselme ivmesi yakalayabilir. Ancak başta da söylediğim gibi İdlib konusundaki gelişmeler TL varlıkları ve Türk borsasının global anlamda bir negatif ayrışmasına sebep oluyor. O nedenle daha çok İdlib konusunda olacak gözler Zeynep Hanım. Konuya dair gelişmeleri biz de yakından takip etmeyi sürdüreceğiz diyelim. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız için. Açılış için istersen beklentileri şöyle bir toparlayalım. Az önce Ahlatçı tarafından bir tahmin aldık. Geriye kalan aracı kurumlarda acaba ne tip bir beklenti var bugün piyasaya ilişkin? Bugün tepki alımına dair bir beklenti oluştuğunu söyleyebilirim piyasada. Dün özellikle zaten Borsa İstanbul'daki satış bizi bir ayın en düşük seviyelerine kadar getirmiş vaziyette. Tabii
Bu negatif ayrışmamızın neticesinde bugün küresel borsalardaki iyimser seyir, bir de Türk lirasındaki görece sakin seyirden kaynaklı olarak analistlerin geneli bir tepki hareketi bugün itibariyle bekliyorlar. Özellikle mesela birkaç tane kurumun en azından beklentisini aktarmaya çalışayım. Hangi seviyeler önemli anlamında. Mesela İş Yatırım demiş ki Borsa İstanbul'da açılışta tepki alımları göreceğiz muhtemelen. Ancak BIST 100 için yükseliş hareketinin başladığı 115 bin seviyesinin düşüşün devam etmesi durumunda oldukça güçlü bir destek olduğunu değerlendiriyoruz demişler. Vakıf Yatırım mesela açılış beklentilerine baktığımızda 118 bin 800 seviyesini ilk direnç olarak belirlemişler. 121 500 seviyesini ise kısa vadeli önemli bir direnç olarak takip etmekte fayda var demişler. Analistlerin 3 aşağı 5 yukarı hep beklentisi zaten tepki alımı yönünde. Sadece belirledikleri seviyeler birbirlerinden farklılık gösterebiliyor. Bir de mesela Rusya ile olan görüşmenin bugün takip edilmesi gerektiğini, dünkü Suriye gelişmelerinin ardından Vakıf Yatırım bir de Rusya ile görüşmeye dikkat etmekte fayda var şeklinde bir başlık atmış bugün itibariyle. Peki borsa açılışı öncesinde acaba hangi hisseler hareketli olabilir? İstersen bir de şirket haberlerimize bakalım. Birkaç tane aynı zamanda bilanço açıklaması var. Bir de beklediğimizde önemli bilançolar var. İlk etapta Albaraka'nın bilançosuyla, Albaraka Türk'ün bilançosuyla başlayayım. Son çeyrek itibariyle 52 milyon TL'lik bir net kar rakamı karşılamış olduk. Bankanın böylece tüm yıl rakamına baktığımızda 63 milyon TL'lik bir net kar seviyesine gelmiş oldu. Ki hatırlatmak gerekirse 2018 yılının tamamında bankanın net karı 134 milyon TL seviyesindeydi. Burada bir çeyrek öncesinde açıklanan zarar rakamından sonra bankanın son çeyrekte kar payı katılım gelirlerinin büyümenin de etkisiyle çeyreksel bazda %18 seviyesinde arttığını gördük. Kar payı giderlerinde ise %20'lik bir düşüş var. Net kar payı geliri son çeyrekte 376 milyon TL'ye geldi ki bir önceki çeyrekte bu rakam 108 milyon TL seviyesindeydi. Dolayısıyla çok çok üzerinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çeyrek içinde bankaların kredilerini %8 oranında büyüttüğünü gördük. Bir de fonlama giderlerindeki düşüşle beraber marjları %3 seviyesine kadar çıktı. Bir de 96 milyon TL'lik bir net ticari işlem geliri kaydetmiş. Bunun da bankanın gelir tarafına pozitif yönde yansıdığını gördük. Son çeyrek itibariyle 865 milyon TL'lik bir krediyi takip sınıfına aldığını söyleyebiliriz ki bu rakam bir önceki çeyrekte 400 milyon TL civarındaydı. Risk maliyeti de dolayısıyla 266 bas puana kadar yükselmiş vaziyette. Bütün yıl için söylüyorum. Takip oranı %7.25 seviyesine geriledi. Burada tabii kredi büyümesinin de etkisinin olduğunu düşünüyor analistler. Kredi büyümesi tarafında kuvvetli bir ivme olduğu için takipteki kredi oranı da bu noktada toplam pay içerisinde bir miktar daha düşmüş vaziyette. Genel itibariyle burada tablonun genel itibariyle piyasa tarafından da olumlu karşılanacağı yönünde beklentiler var. Dolayısıyla Albaraka Türk bilançosu için toplamda 4. çeyreğin olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Türk Traktör'le devam edeyim. 4. çeyrek itibariyle beklentilerin üzerinde bir net kar rakamı açıkladığını ifade edebilirim. Buradaki 68 milyon TL'lik net kar rakamı aşağı yukarı 60 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ancak yıllık bazda baktığımızda bu rakam %8'lik bir düşüşe tekabül ediyor net kar tarafında. Faaliyet karında iyileşme var yıllık bazda. Ama faaliyet dışı giderlerde bir miktar yükseliş var. Yani net kârdaki yıldan yıla düşün ana arkasına yatan sebep bu. Satış gelirleri tarafında yaklaşık 1.1 milyar TL gördük. Burası piyasa beklentilerine paralel. FAVÖK rakamında da yine piyasa beklentilerine bir paralel bir rakam var. Yıllık bazda %16'lık bir artışa tekabül ediyor FAVÖK rakamı ve 128 milyon TL olarak gerçekleşti. Yine devam ederiz Türk Traktör'le aynı zamanda. 119.504 puanda borsa yeni günü karşıladı. 1163 puan yani %0.98'lik bir kazanım var açılış itibariyle ana endekse baktığımızda. Mali endeks tarafı yeni güne başlarken %1.04, banka endeksi ise %0.99 alıcılı seyirde. Açılış itibariyle BIST 100'e baktığımızda topyekun bir yükseliş var diyebiliyoruz. Çünkü 100 hissenin 98'i günü artıda karşıladı. Bir hisse düşüyor, bir hisse ise güne yatay biçimde başladı. Detaylara baktığımızda en çok yükselenlerde Adana Çimento'nun arkasında Türk Traktör, Kerevitaş, Sasa ve yine gübre fabrikalarını görmekteyiz. Güne ekside karşılayan tek hisse var BIST 100'de, o da Yapı Kredi. %1.6 civarı düşüşü var. Çemtaş hissesi ise bilanço açıklaması sonrası sıfır değişimle yeni güne başlamış gözüküyor. İstersen hem Türk Traktör notlarımızı bitirelim hem de Çemtaş'tan biraz bahsedelim.
Temettü tutarında piyasanın beklentilerine paralel olduğunu söyleyebilirim. Terminaldeki beklentilere de aynı zamanda paralel. Ekrana getirdiğim tablo Türk Traktör için temettü rakamlarını ifade ediyor ve geçtiğimiz yıllarda ne kadarlık ödediğini gösteriyor bizler için. Temettü verimine bakıyorum. Brüt temettü üzerinden %3.1'lik bir temettü verimini işaret ettiğini söyleyebilirim. Toplamdaki rakam ne? Türk Traktör Genel Kurulu'na 2019 yılı karından %81'lik bir dağıtım oranı ile 100 milyon TL brüt temettü ödemesi teklif edeceğini açıkladı. Temettü ödeme tarihine bakıyorum. 24 Mart olarak teklif edilecek. Dediğim gibi açıklanan temettü tutarı zaten %3.1'lik verimiyle beraber piyasa beklentisine paralel. Aynı zamanda bir de şirket 2020'ye dair beklentilerini de açıkladı. Yurt içi traktör pazarında 28 bin ila 33 bin adetlik bir tahminleri var. 2020'de 12.500 ila 15.500 bin iç satış bekliyorlar ki bu 2019 rakamlarının gerçekleşmelerine baktığımızda 10.900 seviyesine. Dolayısıyla büyümeye devam etmesini bekliyorlar iç pazarda. 14.000 ila 15.500'de de bir ihracat hacmi hedefi var. 2019 gerçekleşmesi 15.200 bu arada. Dolayısıyla üst banda yakın 2019 gerçekleşmesi, yani ihracat hacmini aslında biraz muhafazakar tutmuşlar buradaki tahminlerde. Bütçelenen yatırım tutarının ise 175 ila 225 milyon TL aralığında belirlendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla şirketin zaten açıklanan net kar tutarı beklentilerin üzerinde olduğu için, bir de hem temettü tarafına sürpriz yapmadığı için hem de 2020 beklentilerinde piyasadan çok şaşmadığı için genel itibariyle olumlu olarak karşılandı. Zaten olumlu fiyatlamasını da görüyoruz. Bugün de bir analiz toplantısı olacak aynı zamanda. Onun da detaylarını paylaşırız. Çemtaş'la devam edeyim. Çemtaş'ın 4. çeyrek finansallarına baktığımızda 14,5 milyon TL'lik bir net kar rakamı gördük bu tarafta. Bir önceki senenin aynı dönemiyle kıyasladığımızda yaklaşık %23'lük bir gerileme işaret ediyor buradaki net kar rakamı. 4. çeyrek satış gelirlerine baktığımızda 166 milyon TL olduğunu söyleyebilirim. Bununla ilgili çok fazla beklenti yoktu bu arada. O yüzden de gerçekleşen rakamları kıyaslamakta fayda var. Satış gelirlerine bakıyorum hemen. Yaklaşık 166 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyledim. Burada gösterdiğim son çeyrek rakamı. Çeyreksel bazda satış gelirlerini görüyoruz Çemtaş'ın. Ne olmuş yani? Geçtiğimiz yılın 2018'in aynı çeyreğinde 203 milyon TL'lik bir satış geliri vardı. Dolayısıyla bu açıkladıkları 4. çeyrekteki 166 milyon TL'lik satış geliri rakamı yıllık bazda %19 kadar satış gelirlerinin azaldığına işaret ediyor. Ancak satışların maliyeti tarafında da %6'ya yakın bir azalmanın söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Genel itibariyle baktığımızda 4. çeyrek 2018'de 16.3 milyon TL'lik bir gider faaliyetlerden gider kaydetmişti. Yatırım faaliyetlerine baktığımızda 8.3 milyon TL bir gelir yazılmış. Vergi öncesi kar 15.5 milyon TL olarak gerçekleşmiş. 1 milyon TL'de bir vergi gideri var. Dolayısıyla 4. çeyrekteki ana ortaklık net dönem karı 14.5 milyon TL. Dolayısıyla toplamdaki yılın rakamlarına baktığımızda bu 14.5 milyon TL'lik rakamı da eklersek ne oluyor diye bakarsak hemen yıllık rakamları da söyleyeyim. 56.4 milyon TL'lik yıllık bazda kar rakamı var. Bu ekrana getirdiğim sütunlarda Çemtaş'ın her bir yıl itibariyle net kar rakamını gösteriyor. Dolayısıyla geçen senenin tamamında, yani 2018'in tamamında 144 milyon TL'lik bir net kar rakamı vardı. Bu yılın tamamında ise 56 milyon TL dedik. Dolayısıyla Çemtaş'ın net karı 2018'e 2019'u kıyasladığımızda %60 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Dolayısıyla bundan kaynaklı zaten analistler bir miktar olumsuz etkilenebilir finansalların ardından demişlerdi. Bir başka konu bugün fiyatlamasında gördüğümüz için onu da aktarmakta fayda var. Oyak Çimento grubunun halka açık iştiraklerinin birleşmesine yönelik uzman kuruluş raporu revize edildi bu arada. Burada bu doğrultuda da şöyle oluyor. Aslan Çimento ve Ünye Çimento'nun halka açıklık oranının düşük olmasını dikkate alınarak piyasa değeri yöntemine verilen ağırlık %50'den %25'e düşürülmüş. Bir taraftan da indirgenmiş nakit akımı yöntemine göre verilen ağırlık %45'ten %50'ye, benzer şirketler çarpanı yöntemine verilen ağırlık da %5'ten %25'e çıkartılmış. Yine SPK'nın yorumu doğrultusunda daha makul ve istikrarlı bir piyasa değeri belirlemek amacıyla şirketlerin 30 Eylül
2019 tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da oluşmuş piyasa değerinin son bir ay yerine son 6 aylık ortalamaları aynı zamanda dikkate alınmış. Rapora göre de birleşme rasyosu %9.4, değişim oranları ise Adana için 2.08, Adana B için 1.47, Adana C için 0.30, Aslan için 6.17, Bolu için 0.96, Ünye için 1.07 olarak revize edilmiş oldu. Dolayısıyla birleşme rasyosu böylece %8.9'dan %9.4'e yükseltilmiş oldu. Adana A ve Adana B için de değişim oranları 1.9 ve 1.4'ten 2.08 ve 1.47'ye revize edilmiş oldu. Aslan'ın değişim oranı da 7.40'dan 6.17'ye düşmüş oldu. Yeni değişim oranları güncel fiyatlar ile baktığımızda Adana için %14 civarında bir potansiyeli var. Bolu için %14, Ünye için de %0 artış potansiyeli. Adana B için %22, Adana C için %27, Aslan için de %13'lük bir düşüş potansiyelini işaret ettiğini aktarıyor analistler hesaplamalarına baktığımızda. Mesela son zaten fiyatlar üzerinden gittiği için bu son aktardığım hesaplama iş yatırımının hesaplamasıydı. Onu söylemiş olayım. Bir de havacılık istatistikleri geldi. Yine önemli rakamlardan bir diğeri. Orada gerçekleşen rakamlara baktığımızda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ocak ayına ilişkin hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı dün itibariyle. Ocak'ta Türkiye genelinde havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 7.799.042, dış hat yolcu trafiği 6.131.774 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Ocak ayı için direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği 13.952.310 olarak gerçekleşmiş olduğunu bizler için gösteriyor. Bununla ilgili yorumlara baktığımızda genel itibariyle aslında Türk Hava Yolları tarafında etkisi olması beklenmeyen rakamlar ama Pegasus için aynı zamanda olumlu olarak karşılandığını söyleyebiliriz. Bir de TAV'ın Ocak ayındaki rakamlarını söyleyeyim. Bir önceki yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda Atatürk Havalimanı'na harç tutarsak %2'lik bir azalışı 4.46 milyona gerilemiş olduğunu gösteriyor. Düşüşte ne etkili? Antalya Havalimanı hariç kaydedilen yurt içi havalimanlarında kaydedilen gerilemeler etkili. Yurt dışı havalimanlarına baktığımızda yolcu sayısında %9.4'lük aslında bir artış var. Yurt içinde Aralık'ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda %14, İzmir Havalimanı'nda ise %9'luk bir daralma meydana gelmiş. Yurt dışında ise Gürcistan'da ve Tunus havalimanlarında daralma var. Özellikle Medine tarafına baktığımızda yolcu sayısında %21 oranında bir artış var. Dolayısıyla yurt dışı havalimanlarındaki ana katkının aslında buradan geldiğini de söyleyebiliriz aynı zamanda. Şimdi bilançolara geri dönecek olursak bugün aslında ajandada önemli isimler var Gizem. Ereğli, Ford, Aselsan gibi isimleri bugün takip edeceğiz. Beklentilerden de biraz bahsedelim istersen. Yine liste ekranımıza gelmişken oradan da aktaralım. Yine Tüpraş, Türk Telekom, Aygaz logo yazılımdan da bugün yine bilanço açıklanması. Daha doğrusu hafta içinde düzeltelim. Evet, bilanço açıklanmasında beklentiler var. Ford listemize yarın olarak yansımış. Tüpraş ve Türk Telekom aynı şekilde. Aygaz ve logo yazılımdan da perşembe bilanço beklentileri var. Ereğli ve Aselsan'ı da bugün takip edeceğiz diye bekliyoruz. Ford'u düzelteyim yalnız. Ford bugün kapanış sonrasında bilanço açıklaması bekleniyor. Yani listemizde 11 Şubat olarak görünmesi lazım. Onun da üzerinden geçmiş olayım ama Tüpraş, Türk Telekom, Aygaz onlar ilerleyen günlerde yine. Ford'un bugün, Ereğli'nin bugün, bir de Aselsan'ın bugün bilanço açıklaması bekleniyor. Piyasa beklentilerinden bahsedeyim. Ereğli'ye başlayayım ilk etapta. Ereğli'nin bilanço beklentileri 4. çeyrekte net kar tarafında 438 milyon TL olarak oluşmuş vaziyette. Ereğli'nin genel itibariyle bilanço beklentileri zayıf bu arada, onu söyleyeyim ilk etapta. Buradaki ama kırılıma da dikkat çekmekte fayda var. Çok daha zayıf bekleyenler var, onu söylemeye çalışıyorum aslında. Mesela 278 milyon TL'lik bir beklenti paylaşılmış terminalde. Bu beklentiyi veren de Şeker Yatırım. En yüksek beklenti ise net kar tarafında 679 milyon TL'ye kadar uzanıyor. Bu da kimden gelmiş? Yapı Kredi Yatırım'dan gelmiş. Bununla birlikte gelirler bacağına bakacak olursak 6.4 milyar TL'lik bir gelir beklentisi var. Buranın en yüksek beklentisi 7 milyar TL, 7.1 milyar TL yaklaşık gelir bekleyen yatırım finansman. En düşük beklentiyi paylaşan ise 5.7 milyar TL'lik Ereğli'den gelir beklentisiyle Garanti Yatırım olmuş.
FAVÖK tarafındaki beklentilere bakacak olursak 858 milyon TL'lik bir FAVÖK beklentisi var. En yüksek bu rakam yatırım finansmandan gelen 968 milyona kadar çıkıyor. En düşük de 729 milyon TL FAVÖK beklentisi paylaşan TEB Yatırım'a kadar iniyor. Neden zayıf sonuçlardan beklendiğinden bahsettim. Hemen bir kıyaslama yapalım Ereğli özelinde özellikle. Şurada gösterdiğim mesela gelir tarafıyla devam edeyim. Burada gerçekleşen rakamlarda şurası 4. çeyrek beklentisi. Yani uzunca bir zamandır benim ekrana getirdiğim grafikte 2018'in 2. çeyreğinden bu yana sütunlar çeyreksel bazda Ereğli'nin net kar rakamını gösteriyor. Ve daha da geriye gidebiliriz tabii ki ama ekranımızda görünen çeyreklerden tamamından daha zayıf bir çeyrek beklentisi var Ereğli'nin net kar tarafında. Şimdi buradaki özellikle çelik ve cevher fiyatlarının seyrine bağlı olarak kar marjlarında da gerileme beklentisi var aslında. Bundan kaynaklı finansal sonuçların analistler ağırlık ve Ereğli üzerinde zayıf gerçekleşmesini bekliyorlar. Mesela ton başı FAVÖK beklentisine baktığımızda %50'lere kadar o daralma beklentisinin yansıdığını gördük. Satış gelirlerinde de mesela onu da göstereyim. 6.4 milyar TL civarında bir rakam telaffuz ettim. Aynen 6.4 milyar TL. Üçüncü çeyrekte de benzerdi ama eğer bu rakam gerçekleşirse yani 6.4 milyar TL'lik gelir rakamı gerçekleşirse Ereğli'nin yıllık bazda gelirlerinde %16'ya yakın bir düşüş meydana gelmiş olacak. O yüzden de dediğim gibi burada zaten kar rakamını gösterdim. Bir kez daha göstereyim hatta. Kar rakamı eğer beklendiği gibi gerçekleşirse az önce aktardığım üzere. Hı hı. Geçtiğimiz 2018'in bazı da oldukça kuvvetliydi. 1.8 milyar TL'lik bir kar rakamı vardı. Bu durumda %76'ya yakın net karında düşüş kaydedilmiş olacak. O yüzden de Erdemir için, Ereğli için beklentilerin zayıf olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer bilanço Ford Otosan. Ford Otosan tarafında beklentiler iyi diyebiliriz genel itibariyle. Hemen bilançodan beklentileri de göstereyim çeyreksel bazda. Dördüncü çeyrek itibariyle Ford'un 566 milyon TL'lik bir gelir kaydetme, net kar rakamı kaydetmesi bekleniyor. En yüksek beklentiyi paylaşan 644 milyon TL'lik beklentisiyle global menkul değerler. En düşük net kar beklentisini paylaşan ise 521 milyon TL'lik net kar beklentisiyle ata yatırım olmuş. FAVÖK tarafındaki beklentisi 978 milyon TL. Kırılımı 1.1 milyar TL'ye kadar uzanıyor en yüksek. Orası Ziraat Yatırım, Ata Yatırım yine FAVÖK tarafında kuvvetli beklentiler paylaşmış. En düşük beklentiyi paylaşan da 919 milyon TL demiş. Gelirler tarafında 11.5 milyar TL'lik bir gelir beklentisi var ki bu rakam kuvvetli onu söyleyebilirim. 12.2 milyar TL'ye kadar yükseliyor gelir beklentisi. Zaten en düşüğü paylaşan bile 10.8 milyar TL'lik bir gelir elde edeceğini öngörmüş Ford Otosan tarafından. Şimdi bakalım hemen kıyaslamasına da. Ki buradaki ihracat hacminde aslında bir önceki yılla kıyasladığımızda bir miktar daralma beklentisi olmasına karşın yurt içi tarafın gelirleri bu kadar desteklemesi bekleniyor. Hemen gelirler tarafını söyleyeyim. Gelirlerde kuvvetli bir beklenti olduğu için. Şöyle zaten sütunun büyüklüğünden de gelir beklentisi anlaşılıyor. Dördüncü çeyrekte eğer bu beklendiği üzere 11.5 milyar TL civarında bir gelir rakamı elde ederse Ford böylece gelirleri yıllık bazda %14 seviyesinde bir artış göstermiş olacak. Bununla birlikte bu yurt içi satışlardaki güçlü performansın aslında net karın destekçisi olması bekleniyor. Net kar tarafındaki beklentileri de hemen göstereyim. Eğer bu beklenti gerçekleşirse Ford'un net kar rakamı yıllık bazda %38'e yakın bir büyüme böylece kaydetmiş olacak. Dolayısıyla Ford tarafındaki beklentilerin oldukça kuvvetli olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bununla birlikte bir de Aselsan'ı söyledik. Aselsan'ın bilanço beklentilerini de hemen aktarayım. Oradaki beklentiler de Aselsan'ın çeyreksel bazda hemen gösteriyorum tablomu çeyrekliğe çevirip çeyreksel bazda 1.1 milyar TL'lik bir net kar rakamı görünüyor. Yalnız burada 12 tane analist tahmin vermiş. Buradaki beklentilerin kırılımı 886 milyon TL minimum kar açıklayacağı yönünde. O beklentiyi paylaşan yapı kredi yatırımı olmuş. En yüksek beklentiyi paylaşanın 1.3 milyar TL uzandığını görüyoruz. Orada da ata yatırım, iş yatırım bunların beklentileri 1.2 milyar TL kar açıklayacağı yönünde oluşmuş. Gelirler tarafında 5.1 milyar TL'lik bir gelir beklentisi var ortalamada. En yüksek beklentiyi ata yatırım, şeker yatırım, iş yatırım diye listeleyebiliriz. En düşük beklentiyi paylaşan bile yaklaşık 5 milyar TL gelir kaydedeceğini öngörüyor. O tarafta da en düşük beklentiyi paylaşan garanti yatırım olmuş. FAVÖK beklentisi
yaklaşık 1.1 milyar TL. En yüksek beklentiyi paylaşanla en düşük beklentiyi paylaşan arasında çok büyük bir fark, sapma olmadığını söyleyebilirim. Dolayısıyla yüksek bir baz var aslında Aselsan tarafında ama teslimatları karlı. Bundan kaynaklı da ciro beklentileri kuvvetli. Operasyonel kâra dair beklentiler kuvvetli. Bir de kur farkı gelirlerine daha öncesinde bu beklentiyi aktarmıştım. Bundan kaynaklı kârda güçlü bir büyüme beklentisi var. O yüzden de bu saydığım etmenlerden kaynaklı Aselsan içinde 4. çeyrek bilanço beklentilerinin kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. Bugün itibariyle yine açıklanması bekleniyor. Bakalım an itibariyle piyasada son durum nedir? Endeks yüzde şu anda 75 hissenin yükseldiğini görmekteyiz. En çok yükselenlerde şu anda yüzdesel bazda Trakya Cam öne çıkıyor. Hemen arkasında Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yine Adana Çimento, Brisa ve Aksaklık hisselerini görüyoruz. Burada bir numarada hemen düzeltelim. Turkas Petrol var. Orada Trakya Cam değil, onu hemen düzeltmiş olalım. Yüzdesel bazda baktığımızda en çok düşenlerde Çemtaş şu anda bir numarada. Arkasında Yapı Kredi, Yataş, Kartonsan ve Medikal Park hisseleri var. Az önce Alaçatı Yatırım'dan Mehmet Çelik de aktardı. Gün içerisinde İngiltere'den gelecek veriler önemli olacak. Fed Başkanı Jerome Powell 2 günlük kongre sunumlarına bugün başlıyor. Türkiye saatiyle 18'de bugün bir konuşması var. Ve Türkiye saatiyle saat 17'de yine Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın da Avrupa Parlamentosu'na bir hitabı olacak. Orayı da takip edeceğiz. Hatırlatalım. Böylece piyasa masasının bugün de sonuna geldik. Hoşçakalın.